Menü bağlantılarını oluşturma. Bundan önceki derslerde dinamik bir menü yapısı oluşturulmuştu. Bu derste menü öğeleri için bağlantılar oluşturulacaktır. Bu bağlantılara tıklandığında sayfanın sağ tarafındaki içerik alanında ilgili menü öğesinin içeriği yüklenecektir. Bunun için konu ve sayfa kayıtlarının ID alanı kullanılacaktır. HTML'de bağlantı oluşturmak için a etiketi kullanılır. Menü öğesine tıklandığında içerik PHP sayfasına yönlenecek ve tıklanan menü öğesine göre konu veya sayfa ID değerini taşıyacaktır. Daha sonraki derslerde bu gelen bağlantılardaki değerler kontrol edilecek ve değerlere göre içerik alanında veriler görüntülenecektir. Öncelikle menü öğeleri için A etiketlerini oluşturun. Bağlantılara tıklandığında açılacak sayfalara içerik PHP yazın. Konu menü öğesine tıklandığını anlamak için bağlantıyla gönderilecek değer adına konu Sayfa menü öğesine tıklandığında gönderilecek değer adına da sayfa yazın. Bağlantılarla birlikte gönderilecek değerler ID alanlarıdır. Konu ve sayfa kayıtları için ID değerlerini ekleyin. Son olarak A etiketlerini sonlandırın. Sayfayı kaydedip test edin. Menü üyeleri üzerine fare işaretçisiyle geldiğinizde bağlantının konu ve sayfa öğeleri için değiştiğini görebilirsiniz. Bir bağlantıya tıkladığınızda içerik PHP sayfası açılacak ve tıklanan öğenin ID değeri bağlantıyla taşınacaktır. Bundan sonraki derste bağlantıyla gelen değerin işlenmesi anlatılacaktır.